Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Caner. Biliyorsunuz Amerika'nın New York eyaletinde yaşıyorum. Long Island'da. Şimdi de bir işim var. Brooklyn'e gidiyorum bunu yapmak için. Lanet olsun, acayip bir trafik var. Yani normalde 40 dakika gidebileceğiniz yeri 1,5 saat, 1 saat 40 dakikada falan gideceğiz. Hala trafikteyim. Trafikte giderken de dedim bir video çekeyim. Akşam paylaşırım. Şu an dediğim gibi Brooklyn'e gidiyorum. Size bugün biraz New York'tan bahsedeceğim. Hani buraya gelmeyi düşünen arkadaşlar varsa, tatil için gelmeyi veya yerleşmeyi düşünen arkadaşlar, gerek Türkiye'de olsun, gerekse Amerika'nın başka farklı eyaletlerinde olsun, buraya gelmek isteyen, burada yaşamak isteyen, burada para kazanmak isteyen arkadaşlar varsa, onlara bir ön bilgi bağında bir video çekmek istedim. Vallahi New York'u biliyorsunuz. New York'ta 5 tane şehir var. Bunlar Queens, Brooklyn, Bronx, Staten Island, Manhattan arkadaşlar. Bir de Long Island var. Hani New York'un ilçe 5 yerinden biri değil ama Manhattan'a işte trenle 1 saatte falan gidiyorsunuz. Hani en uzak yerinden 1,5 saatte falan. Ben Long Island'da yaşıyorum. Bu dediğim yerlerden Staten Island en sakin olan yeri. Zaten bir köprüden geçip gidiyorsunuz. Daha önce video çekmiştim onunla alakalı. Büyük bir köprü var. Manhattan, Queens, Brooklyn, bunlar hemen hemen birbirine yakın yerler popülasyon olarak. Manhattan tabii en kalabalığı. Manhattan dünyanın merkezi biliyorsunuz. New York dünyanın ticaret merkezi. En çok turistin geldiği yer falan. Ama şu an mesela Manhattan'da ne diyeyim size, ev kiraları falan bayağı düştü bu pandemiden dolayı. $1,000'a, $1,500'a güzel evler bulunuyor. Hatta bugün bir şeyde gördüm, bir Towers'da birisi $2,000'a evini kiralıyormuş. Yani normalde $3,000 olan yerler falan. Yaşam olarak buralar hem pis oluyor, Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx. Hem de burada arkadaşlar, yani ilk başta anlamıyorsunuz ama hakikaten bir suçun içine düşüyorsunuz. Yani özellikle akşam olduğu zaman insanı bir hakikaten korku alıyor bu büyük şehirlerde. Yani Manhattan'da metrolarda falan insanlar birbirlerine saldırıyor. Geçen siyahi bir kadın Asyalı bir kadının yüzüne çekiçle falan vurdu yani. Böyle acayip acayip olaylar oluyor. Zaten Manhattan, New York biliyorsunuz dünyanın en çok uyuşturucu tüketilen yeri. Sokaklarda yürürken kokuyu alıyorsunuz zaten, esrar kokusunu falan. Brooklyn'de olsun, Manhattan'da olsun. Buralarda yaşamak isteyen arkadaşlara şeyim bu yani. Ev bulabilirsiniz, $1,000'a da oda bulabiliyorsunuz falan böyle. İş de bulabiliyorsunuz. Birçok iş yeri var, eleman arıyor. Şu an özellikle çok eleman aranıyor. Çünkü devlet işsizlik parası verdiği için herkes evden takılıyor. Zaten devlet işsizlik parası veriyor diye çalışmıyorlar. Restoranlar falan zaten çoğu personeli azalttı, kapandı falan. Çok pardon. Ama iş bulmak kolay. Ya da olmadın işte New Jersey var, hani New York'un içinde değil ama yakın. Yani o yarım saate gidiyorsunuz. Orada mesela çok daha fazla iş imkanı var. Orada çok Türk var. Hemen hemen her hafta bir benzin istasyonunda eleman arıyorlar. İşte kalacak yer veriyoruz, yemek veriyoruz falan diye. Ya ne oluyor, kalacak yer, yemek verdikleri zaman birkaç kişiyle beraber kalıyorsunuz. Ya da ücretiniz az oluyor. Yani normalde $12-13 alacakken $7-8 veriyorlar. Kalacak yer veriyorum, daha ne istiyorsun gibisinden. Yani biraz sömürüyorlar açıkçası. Hani senin ihtiyacın var, ben de sana veriyorum. Laf yapma diye. Öyle insanları burada sömürüyorlar. Mesela Queens'te bir tane otel var. Adamlar 15 günde bir, bir ayda bir eleman arıyorlar. Kalacak yer verilir, şu bu. Ama diyor ki işte her gün çalışırsın, şu kadar saat çalışırsın, bu kadar saat
köle arıyor kendine yani açıkçası. Ben de gittim bir kere konuşmaya. Hakikaten köle arıyorlar burada. Ama iş bulunur. Ben Long Island'dayım. Yani bütün yerler bakıyorsun camlarında eleman aranıyor yazıyor. Mağazada da iş bulursunuz. Burada çalışmak için biraz İngilizce lazım. Mağazalarda da iş bulursunuz. İşte bu Kohl's mağazası olsun, Marshalls falan. Buralar da eleman arıyor. İşte marketler de eleman arıyor. Her yerde iş buluyorsunuz. Ama şöyle bir yanı var. İş buluyorsunuz, kazandığınız para değiyor arkadaşlar. Yani 5000 dolara, 6000 dolara araba alabiliyorsunuz. Arabanızın deposunu, benim arabamın deposu yaklaşık 20 galon falan alıyor. Yani 20 galon almıyor da 15-17 galon falan. İşte 40 dolara, 45 dolara arabanızı fulluyorsunuz. Paranın değeri var yani. Markete gittiğiniz zaman bir şey alıyorsunuz. Paranın kıymeti ne al? Mesela atıyorum birayı, iki tane bira alsanız 5 dolar tutuyor arkadaşlar. 5 dolarda bir saatte kazandığınız paranın 3'te biri. Yani Türkiye'de bira geçen sene en son kaç paraydı? 15 lira mı neydi? Yani 30 lira yapıyor. Ne abi, günlük kazancınıza geliyor neredeyse yani. Günlük kazancınızın yarısına geliyor. Arkadaşlar. Vallahi burada kaza olmuş. Bundan dolayı trafik var anasını satayım. Neyse. New York böyle arkadaşlar. Amerika'ya gelmekten korkmayın. Amerika'da hakikaten hayat şartları çok iyi. İlla ki bir iş bulursunuz. Bir yerde şey yaparsınız. Bir yerde bir şeyin ucundan tutarsınız. En kötü Amerikan vizesiyle bile gelip çalışabilirsiniz. Yani çalışma izniniz olmadan kaçak, bir sürü millet kaçak çalışıyor burada. Bir sürü depo var. Depolarda gidip çalışıyorlar. Forklift falan sürüyorsanız işe yarar burada. Her yer depo elemanı arıyor. Forklift süren eleman arıyorlar falan. Vücudunuz kuvvetli falansa yani burada depo işleri falan yapan elemanları çok arıyorlar. Bu işleri yapacak eleman bulunmuyor. Genelde Meksikalılara falan yaptırıyorlar böyle. Arkadaşlar onlar biraz böyle kısa boylu oluyor ama her işi yapıyorlar ve pislikten müslikten korkmuyorlar. Her işin altına giriyorlar, yapıyorlar. Arkadaşlar New York'a gelmek isteyen arkadaşlara önerim budur. Gelin. Dediğim gibi biraz burada yaşamak diğer eyaletlere göre daha zor ama paranızı kazanıyorsunuz. Burada da diğer eyaletlere göre daha fazla para kazanıyorsunuz. Yani asgari ücret olarak. Bazı yerlerde 8-9 dolarken burada 12 dolar, 15 dolar kazanabiliyorsunuz. Ona göre de ev kiraları falan yüksek ama totale vurunca daha iyi. New York'ta başka ne var? Ya gezecek yerler çok işte. Zaten New York merkez bayağı ünlü. Her sokak ünlü. Her sokakta yürürken, her baktığınız yerde ulan diyorsunuz buraya bir filmden hatırlıyorum falan böyle. Yani bir sürü bizim hep Amerikan filmleri izlediğimiz için hatırlıyor insan. Onun şeyinde biraz daha yukarılara çıkıyorsunuz. Parklar var. İşte büyük devlet parkları falan var. Böyle state parklar. İşte Central Park var zaten biliyorsunuz Manhattan merkezde. İşte New Jersey tarafına falan gidiyorsunuz. Büyük büyük devlet parkları. Yani ne diyeyim size? Nasıl? Yani büyük ağaçların olduğu eski. Gerçekten çok güzel parklar falan oluyor. Gezmek istediğiniz sürece evinizde paranız varsa gidebiliyorsunuz. Ha, olmadığı arabaya atlıyorsunuz. Buradan işte yakındaki eyaletlere gidebiliyorsunuz. İşte Philadelphia var, Boston var, Connecticut var. Oralara gidebiliyorsunuz. Onlar da yakın. Yani 2-3 saat arabayla gidip oraları görebiliyorsunuz. Gezmek amacıyla. Ya olmadı zaten uçak bileti alıyorsunuz. Arkadaşlar uçak bileti de hani 200 dolar, 250 dolar. 2 gün 3 gün çalışarak kazandığınız parayla Amerika'nın istediğiniz eyaletine uçabiliyorsunuz. Yani o da aslında bir sorun değil. O yüzden New York'un böyle merkezi bir özelliği var. Ama biraz kirli yani New York'un merkezi. Brooklyn, Queens, Bronx. İşte sokaklar kirli. Kokuyor, evler eski. Yani atıyorum ben Mersin'de 3+1 evde oturuyordum. Lüks havuzlu falan. Buraya geliyorsunuz. Evler kıç kadar yani odalar falan. Balkon yok.
sigara falan içiyorsanız evde içemiyorsunuz. Dedektör oluyor. Dışarı çıkmanız gerekiyor. Kışın bayağı zor oluyor yani. Dışarı çıkıp sigara içiyorsunuz. Yağmurda, karda, soğukta falan. Arkadaşlar. Evet, polis birilerini çevirmiş yolda. Pullover yapmış. Burada millet polis çevirdi mi yolda inanılmaz korkuyorsunuz arkadaşlar. Benim de başıma geldi. Neyse, New York böyle bir şey arkadaşlar. Hani aklınıza gelen bir soru varsa onu yorumlara yazın. Şunun hakkında merak ediyorum, bunun hakkında merak ediyorum diye onları toparlayalım. Onlarla alakalı da ayrı bir video çekelim. New York'la alakalı size bildiğim bir sürü şey var. Hani aklıma gelmeyen şu an. Onları anlatmaya çalışırım elimden geldiğince. Herkese sevgiler, saygılar. Kendinize iyi bakın. Have a good one.